Allah izin verirse inşallah bugün sohbetimizde istiğfar etmenin, estağfirullah demenin ehemmiyetini anlatacağız. İnsanoğlunun alışa geldiği bazı günahlar vardır. O alışa geldiği günahlardan vazgeçmesi kolay bir mesele değildir. Ancak aklını kullanıp da nefsine sahip çıkabilecek bir insan bunun önüne geçebilir. Bu da çok az kişiler böyle bir hali yakalayabilirler. O bakımdan günaha düşmemek için çalışmalı, düşmemek için çalışmalı. Fakat günaha düşünce veya günaha girince hemen arkasından "Ya Rabbi bu işlediğim günaha estağfirullah" demelidir. Estağfirullah dedikten sonra kişi aynen hiç günah işlememiş gibidir. Ama günah işledikten sonra istiğfar etmezse günah defterine yazılır. Ve tövbe etmediği müddetçe de o günah devam eder. Ahirette o günahın yüzünden hesaba çekilir. Şimdi akıllı insanlar günah işlememeye gayret ederler. Ama insanoğlunun yaratılışında günah işlemeye müsait olarak yaratılmıştır. İnnen nefse le emmâretun bisû. Bir insan nefsini kendine bıraktı mı o başka bir şey işlemez. Ancak bu günah mı demeden hemen o günahı işler. Ancak Cenab-ı Allah'ın verdiği aklı son derece nefse uygulanır ve kişi akılla aklını başına toplar, günaha girmemek için çalışırsa Cenab-ı Allah onu günah işlemeden muaf tutar. Cenab-ı Allah ona günahı işletmez. Ama iradesinde, azminde gevşeklik olanları her zaman nefisleri hallederler ve kişi kendisini günahın içinde bulmuş olur. O zaman bizim gibilerin günahtan kurtulamayacağına göre tek çare hemen arkasından işlediğim günaha tövbe estağfirullah deyip Allah'a özür dilemeli. Velev ki bu günah defalarca aynı günde, aynı saatte işlenmiş olsa dahi yine istiğfardan geri kalmamalıdır. Çünkü günahların çeşidi çok. İbni Abbas radıyallahu anh'a sormuşlar. Bazıları büyük günahlar 7'dir, bazıları da 70 diyorlar. Siz ne diyorsunuz efendim deyince İbni Abbas radıyallahu anh, benim anlayışımına göre 7 değil, 70 değil, 700'e yakın olarak anlıyorum. Büyük günahlar 700'dür demek istemiştir. İster büyük günah olsun, ister küçük günah olsun,
Eğer tövbe istiğfar ederse, yani hemen günahının arkasından ya Rabbi bu günahıma tövbe estağfirullah derse, o zaman günahı işlememiş gibidir. Böyle kabul edilir. Ama istiğfarda savsaklarsa, Allah mahfazına o hemen defterine kaydedilir. Ta ki o günahtan rücu edip tövbe edinceye kadar defterinde baki kalır. Böyle olunca kişi günah işleyince çaresi tövbe istiğfar etmekse hemen buna müracaat etmeli ve tövbe istiğfar edilip bir an evvel günahtan kurtulmalıdır. Ama bazı insanlar ihmal ederler. Hani şimdi olacağına biraz son olsun der. Ama kişiye ne zaman ölüm gelip çatacağını kimse bilemez. Onun için günah işleyen adam hemen tövbe istiğfar etmeli. Sanki bir dakika sonra ölüme hazır gibi günahından temiz olarak Allah'a kavuşmayı niyet etmelidir ve bu hususta çalışmalıdır. Bir insan neye çalışırsa Allah onu ona muvaffak kılar. Ama günaha tövbe etmeyi geriye bırakırsa helekel müsevvifün, bu saatin işini bundan sonraki saate bırak, bu saatin işini, bu saatte yapılacak işi bundan sonrakine bırakan insanlar helak olurlar. Yapılacak iş ne? Her şeyden evvel Allah-u Teala'nın huzuruna yüzün ak çıkması için, günahın karasıyla değil de yüzün ak çıkması için hemen istiğfar etmeniz zor bir şey değil ya. Hangi günah işlerse işlesin, aman ya Rabbi bu günahıma tövbe estağfurullah demesini becermelidir. Ve bunu kendisine adet edinmelidir. Böyle eden insanlar Allah azimuşşan onları daha fazla korur. Onların akıllarına günahtan kurtulmanın çarelerini ilham eder. Eğer bir insana Cenab-ı Allah içine günahtan kurtulmanın çarelerini ilham etmeye başlarsa, o zaman kişi o ilhamları her an aldığı için rahatça günahını bırakabilir. Ama nefsi emmaredeki olan insanlara böyle Cenab-ı Allah hemen günahtan kurtulması için ilham yağmuruna tutmaz. Bir insan bir günahından dolayı pişman olmalıdır. Bu pişmanlığın faydası bir daha o günahı işlememek içindir. Ama bir insan günahı yaptığına pişman olmazsa o günaha tekrar avdet eder. İşte onun için tövbe ettim, pişman oldum. Pişman olduğumun Arapçası nadim oldum. Pişman oldum. Bir dahi yapmamasına azmen, dezmen kastettim. Ya Rabbi beni günahtan koru demeli. Ondan sonra da aklımı kullanıp günah işlememeye gayret etmelidir. Tabii ki günah işlememek için başta günahları bilmek gerekir. Hangi hareketlerin, hangi işlerin günah olduğunu bilmeyen bir adam günahın içine otomatik düşer. Onun için kitaplardan büyük günahları öğrenmeli. Büyük günahlar herhangi bir farz terk edilirse büyük günahtır. Herhangi bir farz terk edilirse büyük günahtır. Farzlar biliyorsun 54 farz var. Farz içinde farz var. Mesela 54 farzdan birisi namaz, namazın içinde 12 tane farz var. İşte böyle hep 54 farzın içerisinde abdest almak farz, abdestin içinde 4 tane farz var. İman etmek farz, içinde 6 tane farz var.
Onun gibi 54 farz deyince farz içinde farz var. Her bir adam herhangi bir farzı terk ederse büyük günah işlemiş olur. Ama büyük günahın da büyük günahı vardır. İstediği kadar büyük olsun, büyük olsun, ekberi kebair olsun, estağfirullah, tövbe ya Rabbi, bu işlediğim bu günaha tövbe estağfirullah diye cidden söyleyen adam bu günahı defterine yazdırtmaz. Ve solundaki günahını yazacak melaike bunu yazmaz. Ama tövbe istiğfar etmezse bir müddet bekler. Ondan sonra tövbe istiğfar etmeyince de defterini günahla karalar. Allah hiçbirimizi günahıyla huzurunu almasın. Bu günahları nasıl işledin kulum diye hesaba çekip utandırmadan vaktiyle tövbekar olmalı. Ve tövbeyi kendisine adet edinmelidir. Adem aleyhisselam kendisine yasak yapılan bir şeyi yedi. Yani yasak yapılan şeyi terk etmesi farz. Yasak yapılan şeyi de yemesi haram. Tuttu onu yedi. Arkasından da bu işin günah olduğunun farkına vardı. Aman ya Rabbi dedi, tövbe etti. Cenab-ı Allah da Adem'in hatasını mağfiret etti. Kur'an-ı Kerim'de Havva ile Adem Aleyhisselam'ın istiğfar duası قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ. İkisi de dediler ki Havva'da, Adem'de, ya Rabbi bu işlediğimiz günahlara tövbe estağfirullah. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen biz zarar edenlerden oluruz ya Rabbi. Bizi affı mağfiret et diye Allah'a tövbe istiğfar ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti. Ondan sonra da işlerine devam ettiler. Ademoğlu yaratılışında nefis öyle bir şey ki nefsin hayvani tarafları vardır. Yani nefsin insani tarafı var ama nefis alışageldiği günahlardan kurtulup tezkiye edildiği zaman alışa gelip işlediği günahlardan kurtulursa, o zaman nefsi tezkiye edilirse işi kolay. Ama insanoğlunun alışa geldiği günahlardan kurtulması zordur. Herhangi bir sebeple de günaha düşerse hemen arkasından tövbe estağfurullah yapıştırmalıdır. Başka bir şey yapmamalı. Dünya yıkılıyor olsa dahi, en şiddetli zelzele dahi olsa hemen tövbe estağfurullah demelidir. Hatta bir insan katli günah olmadığı halde acaba günaha mı girdim diye aklına gelirse bile yine tövbe estağfurullah demelidir. Tövbe estağfurullah gibi Allah'ın bize verdiği güzel bir nimet yoktur. Çünkü kişinin yaptığı günahı siliyor ve tövbe istiğfar kişinin defterine günahı yazdırmamak için en güzel çaredir. Cenab-ı Allah bu tövbe nimetinden sonuna kadar istifade eden tevvabin kulundan eylesin bizleri. İnnehu kâne tevvâbâ. O Allah-u Teala tövbeleri kabul edicidir. İzâ câhe nasrullah innehu kâne tevvâbe. Cenab-ı Allah tövbeleri ziyadesiyle kabul edicidir. Tövbe eden innallâhe yuhibbü tevvâbîne. Allah-u Teala'nın sevdiği kullar tövbeyi kendisine adet edinen kullardır. Tövbesiz yaşamayan kullardır, yaşayamayan kullardır. Tövbesiz yaşayamayan kulları Allah sever. Yani aynen adam günah işlemeye tiryaki olmuş ama istiğfar etmeye de bin kere de istiğfar etmeye tiryaki olmuş. Günah işlemesi var.
Günah işlemeden kurtulmak için de estağfurullah'a tiryak olma. Yani estağfurullah ağzından bırakmayacak. Çünkü kula yakışan budur. Ya bize karşı ufak bir hata işlese biri, ondan sonra o hata işleyen adam dese kardeşim oldu kusura bakma, böyle bir şey arzu etmezdim ama benim kusurumu affet, özür dilerim dese, adamı biz affederiz. İnsanlar affettiğine göre Cenab-ı Allah hayli haydiye affeder. Kulum bana bir adım gelirse ben ona iki adım gelirim. Kulum bana bir zira gelirse ben ona bir kulaş gelirim. Yani daima Cenab-ı Allah tövbeye yönelen kullarını sever. Kulunun tövbe etmesini bekler. Allah-u Teala'nın tek beklediği şey, kulu günah işledikten sonra hemen ya Rabbi bu günahıma tövbe estağfurullah demesini bekler. Allah onu tövbeye muvaffak ederse, ha kul dediğin böyle olacak işte, hemen günah işlemesini bildi ama arkasından tövbe etmesini de bildi. Demek ki Cenab-ı Allah'ın sevdiğinin işareti, günah işleden bir işleyen bir kuluna hemen arkasından tövbeyi nasip ediyorsa bu büyük bir mutluluk işaretidir. Allah bizleri tövbe etme mutluluğuna erdirsin. Tövbesiz yaşayanlardan eylemesin. Tövbeyi her an kendisine adet edinip tövbe etmediğince boşluğunu bilen, bak şimdi adam bir taat işlese bile taat eksikliğinden dolayı da tövbe estağfurullah demek gerekir. İllaki bir hataya değil, namazdaki herhangi bir eksiklikten dolayı namazın sonunda istiğfar edilir. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şimdi harpten kaçmak büyük günahtır. Harpten kaçmak büyük günahtır. Ama namazı hatalı kıldığından dolayı sevsece etmeden ama bazı şeyleri atladı, bazı sünnetleri yapamadı. Sünnetlere de sevsece lazım gelmez. Hatta sevsece de yaptıysa da namazın arkasından üç defa estağfirullah, hatta Allah'a mente selam demeden estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dese, bu adam harpten kaçsa bile bundan büyük bir günah yok. Allah affeder. Neden? Çünkü hatasını bilene can kurban. Madem o kul namazda eksiğini bildi, arkasından da böyle tövbe estağfurullah dedi, Cenab-ı Allah bu kimsenin bu hata eksikliğine karşı yapılan tövbesini çok muteber kabul ediyor. Hadis-i şeriflerde açıkça resmen yazılıdır. Kardeşim, senelerce vaaz dinlesen, senin asıl öğreneceğin biz insan olarak yaşadığımız müddetçe, elimiz kurtulsa günahtan ayağımız kurtulması zor. Gözümüz günahtan kurtulur, kulağımızla kurtulamayız. Dilimizde kurtulur, kalbimizde, düşüncelerimizde kurtulamayız. Öyle günahtan kurtulmak işi ancak o ancak Allah-u Teala'nın özel yardımına mazhar olanlar kurtulabilirler. Ama Allah bütün kullarına fazlasıyla yardım edicidir. Yeter ki kulu tövbe istiğfarı istesin. Allah o kula istenen şekilde tövbe istiğfarı nasip eder. Eğer bir insan
bir de günahına tövbe ağlamasını bilirse, değme keyfine. Kulluğun tadını yaşayan insanlar, günahlarından sonra tövbe ederken ağlayan kimselerdir. Allah bizi günahlarımıza tövbe ettikten sonra ağlarken, seccadenin üstünde gözyaşı akılırken olsun. Yarın ahirette sorduğunda günahlarından dolayı bu kulum ağladı mı diye melaike binlerce fotoğrafını çıkarsın. Evet ya Rabbi filan ne zaman bir günah işlemişti ama arkasından tövbe istiğfar etti, iki rekat namaz kıldı, seccadede gözyaşları döktü, ben buna şahidim dedikten sonra işte böyle kullar cennette müjdelenir. Allah bizleri tövbeyi iyi anlayanlardan eylesin. Allah yardımcımız olsun.